Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu raporu hazırladık. Kendisinin David Keynes olduğunu iddia eden bir kişi benimle görüşmek istediğini söylüyor. Tabii o anda ben orada değilim zaten. Çok dikkatli olunması gereken bir süreç olduğunu düşünerekten ben birebir konuşmayacağımı ifade ettim. Dedim ki bize ne yazacaksa benim mail adresim budur, resmi mail adresim. Mail adresime ne yazmak istiyorsa onu yazsın diye. Sonra biz bunu tekrar araştırdık arkasından. Ben de bir mail yazdım bunun üzerine tüm parti yöneticilerimize, milletvekillerimize, parti meclis üyelerimize, MYK'mıza. Lütfen bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini, bir manipülasyon olma ihtimali de olabilir diyerekten. Yani bunun FETÖ'cü olma ihtimalinin veya bir istihbaratçı olma ihtimalinin olduğunu yazdım. Sadece bu bizim öngörülerimizden bir tanesi. Dikkat ediyseniz yani dünkü olaya kadar biz bu konuyla ilgili zerre kadar bir kelime bile konuşmadık yani kamuoyunda. Biz devlet ciddiyeti olması gerektiğini düşünüyoruz o yüzden. Bakın bu tür konular dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi aslında hedefte her zaman olan bir parti. Aslında bu konularla ilgili söylemiyorum. Genel itibariyle söylüyorum. Yaftalanması en basit olan parti gibi hemen üzerine bir vesileyle birileri ki televizyonda konuşanlar, siyasetçiler bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Biz devlet ciddiyeti denilen konunun çerçeveleri içerisinde davranmak üzere söylüyorum. Ne hissettiğimi de söyleyeyim. Bu işin bir yerinde ama ne kadarında, ne yapıyorlar, kim yapıyor, arkasında kim var, kimlerden şu bu soru işaretleri çoğalınca zaten iki gün içerisinde ben kararımı vermiştim. Bütün verileri toplayalım. Geçen hafta da zaten çarşamba MYK'da da aynı şeyi konuştuğumuzda Sayın Genel Başkanımızla birlikte de aynı şeyi konuştuk. Biz hükümete bunları iletelim. Bakın bizim elimizdeki şunlar, şunlar, şunlar var. Dün itibariyle de biz Başbakanlık Müsteşarlığı'na bunları gönderdik. Yani elimizde bu konuştuklarımızın haricindeki bazı belge ve bilgileri gönderdik. Yani onların hepsini de. Onların ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Onları şöyle, o kurumların araştırması gereken bence mahrem olması gereken. Çünkü onlar açıklanınca bir anlamı da kalmaz. Yani. Onun araştırmanın sağlığı açısından, sıhhati açısından benim burada onları anlatmam doğru değil. Onları artık devletin kurumlarına Cumhuriyet Halk Partisi bir devlet ciddiyeti altında göndermiştir. Onların araştırıp bize de bilgi vermelerini istedik bu konularla ilgili. Biz bütün ne kadar elimizde bilgi, belge varsa onları da gönderdik. Bizden bir şey istenirse biz yine göndermeye de hazır olduğumuzu ifade ettik.